Selam millet, ben Şefik ve bu da Spike Here Voleybol, yani bildiğiniz voleybol. Voleybol sporu oyun dünyasında çok iyi örneklere sahip olmadı. Yani ben Amiga'da Beach Volley vardı yanlış hatırlamıyorsam, onu hatırlıyorum. O çok iyi bir oyundu ama hani modern dönemde düzgün bir voleybol oyunu çıkmadı. 3 boyutlu oyunlar var, 2 boyutlu oyunlar var, plaj voleybolu var, salon voleybolu var. Ama çok iyi bir oyun yok maalesef. Bu oyunu ben çıktığı günden beri takip ediyorum. Hatta demosunu da oynamıştım. Bu retro bir oyun, yani pikselli grafikleri var ama çok rahat oynanıyor ve eğlenceli de bir oyun. Ama biraz yavaş gelişiyor çünkü bağımsız bir yapımcı geliştiriyor. Çok büyük bir ekip değil, belki de bir kişi, bilmiyorum. Ama yavaş yavaş gelişiyor. Şubat ayında erken erişime sunulmuştu. Şu an tam böyle oynayıp tanıtabileceğim kıvama geldi. Aslında oyun çıktığında My Club diye bir bölüm vardı. Hani biraz daha böyle bir süreci oynadığınız bir bölümdü. Onu şimdilik beta'ya alıp kapattılar çünkü oyunu editör eklediler. Oyunun başında siz herhangi bir takım ya da oyuncu yaratamıyordunuz. Şimdi editöre girerek takım yaratabiliyorsunuz, oyuncu yaratabiliyorsunuz. İşte forma rengidir, tipleridir vesaire, her şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi ben size oynayışı göstereceğim. Ben oynarken hiçbir şey anlamayacaksınız. Çünkü tutorial oynamadan bu oyunu oynayamazsınız. Tutorial belki videonun sonunda gösteririm. Çünkü önce oynanışı göstermek istiyorum. Oyun şöyle bakayım, 5 tuşla oynanıyor. Gamepad ile oynuyorum. Şöyle düşünün. D-pad'de sol, sağ, yukarı var. Bir de A ve B tuşları var. Yani A smash, B daha yumuşak vuruş için. B aynı zamanda blok tuşu. Topu vurmak için A'ya basıyorsunuz genellikle. Sağ, sol ve ön de aslında şöyle diyeyim. Hücum yaparken son vuruş öncesi topu kime atacağınızı seçiyorsunuz. Ya da karşı taraf servis kullanırken işte topun düşeceği yere göre pozisyonunuzu belirliyorsunuz. Böyle bir şey. Şimdi ben böyle anlatıyorum ama maçta hiçbir şey anlamayacaksınız. Şöyle geçelim. Ben bir Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı maçı yapmak istedim. Normalde Fransa Brezilya var. Türkiye'yi yaptım ben. Üşenmedim. Fenerbahçe yaptım. Eczacıbaşı'nı yaptım. Bunlar arasında bir maç yapacağım. Zorluk seviyesini normal seçiyorum. Eskiden burada saçma sapan seçenekler vardı. Yapımcı biraz onları bir düzgün bir formata aldı sağ olsun. Onun dışında salonu seçebiliyorsunuz. Renklerini seçiyorsunuz daha doğrusu. Set sayısını ve skor. Set hangi skorda bitiyor, kaçta bitiyor onu seçebiliyorsunuz ve maça başlıyorsunuz. Dediğim gibi ben oynarken hiçbir şey anlamayacaksınız. O yüzden sonunda bir tutorial açıp göstereceğim. Gamepad ile oynayın diyor, haklı. Şimdi Fenerbahçe yaparken file önünde Melisa, Eda ve Arine'yi görüyorsunuz. Geride de Gizem olması lazım. Karşı tarafta Hande vardı. Oşkoviç vardı. İki kişi daha yaptım, hatırlamıyorum. Şimdi A'ya bastığımda topu atacağım. Bir daha A'ya bastığımda servisi kullanacağım. Karşı taraf hücum edecek. Onlar hücum ederken, hücum bitirmek istediğinde B'ye basarak bloğa çıkacağım. Bloğu yapamazsam, geç kalırsam gerideki oyuncuyla topu karşılamak için bir daha A'ya basacağım. Sonrasında da yön tuşlarıyla ilk topu karşıladıktan sonra kaldırdıktan sonra topu kime kaldıracağınızı yön tuşları seçiyorsunuz. İşte sol, yukarı ve sağ ile. Sağ file önü, yukarı orta oyuncu, solda gerideki oyuncuya topu kaldırıyor. Sonra da A'ya basıp smaç vuruyorsunuz. Bu arada B'ye de basabilirsiniz. B yumuşak vurmanızı sağlıyor ve genelde sert vuruşlarla bitirmeniz gerekiyor. Şimdi bunları önden niye anlattım? Çünkü oynarken anlamak çok zor olacak. Zaten dediğim gibi izlerken de anlamak çok zor olacak. Topu kaldırdık. Vurduk. Hücumda blok yapmaya çalışacağız. Ve bloğu biraz erken kalktığım için bloktan seken top benim sahaya düştü. Şimdi topu şöyle ortaya atalım. Karşıladılar. Gördüğünüz gibi bloğu karşıladım. Burada tabii her blok karşılama başarılı olmuyor. Kimi zaman rakip pas geçebiliyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi normal zorluk seviyesinde de kolay kolay salmıyorlar. Karşılayabildim ve ilk sayımı aldım. Vuruşlar sırasında topa vururken sola ya da sağa basarsanız topu düşüreceğiniz yeri de seçebiliyorsunuz ama fileye çok yakın değilken sola basarsanız, hani yakına düşürmek için fileye takılıyor. Sağa basarsanız da çok uzağa atıyorsunuz, bu sefer de dışarı gidiyor. Genelde pek yön seçmiyorum ben. Melisa ile bir servis kullanalım. Topu kaldırdı. Bunlar işte bazen karşılayamayabiliyor. Zorluk seviyesiyle de alakalı olabilir. Bu arada yine zamanlama kötü olunca düştü. İşte benim orada reflekslerimi biraz daha iyi bir reflekse sahip olup bunu son anda kurtardım. Bu sefer de bunu düşürdüm. Blok yedim. Burada da vururken aslında arkaya vurmak istedim ama doğru zamanda basamamışım. Bunu kurtardık. Şöyle hafif bırakabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Karşıladık. Sağ olsun hepsini de karşılıyor. Bu sefer ortadan hücum etti. Bu sürpriz oldu. Bunlara tabii alışmak lazım. Şöyle hücum edelim.
sefer arenaya atalım. Burada niye topu yanlış karşıladım? İstem dışı sağa bastım. Sağa basmam demek fileye daha yakın yerde topu karşıladı demek. O zaman da boşuna öne gelmiş oldu. 5-2 yaptık. Normal zorluk seviyesinde kazanabildiğim maçlar var. Ama tabii ki hala öğrenmem gereken birkaç detay var. Mesela özellikle bloklama timingini kaçırırsam arkadaki oyuncu için tekrar A'ya basmam gerekiyor. Ama işte onu çok hızlı yapamıyorum. Yalan değil. Şimdi geriden hücum edelim mesela. Sekti top. Yine istem dışı insan bir şekilde ileriye doğru basabiliyor. Ya bu tamamen refleks işi aslında. Buradan bakalım. Tam top geldiğinde aslında onu yapmak lazım. Güzel. Güzel, geriye düştü. Orada geriye çekmem gerekiyordu. Kötü bir maç oluyor. Olsun, ben oyunu anlatmaya çalışıyorum. Burada işte yön seçmek gerekiyor. 8-3 yaptık. Ya herhalde maçı kaybedeceğiz ama en azından birazcık çekişme olsun. Bu arada tribünlerde seyircilerin arasında patlamış mısır satan bir abimiz var, onu da görüyorsunuz. Sponsorlarda gerçek isimlerin böyle birer harf değiştirilmiş hali. En azından bir tık anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela bunu kurtaramadı. Muhtemelen zorluk seviyesi arttıkça tepkime süresi de hızlanıyordur yapay zekanın. İşler daha da zor oluyordur diye düşünüyorum. Bu bloğu geçtikten sonrası için bir ekstra bir refleks lazım bana. O yok şu an. Ama burada güzel kapattım. Arena'yla tekrar. Ya şöyle bir servis de var ama pek faydalı değil yani. Bunu karşılamamış şansı yok diye düşünüyorum yapay zekanın. Yine gördüğünüz gibi bloğu kaçırınca topu karşılayamadım. Bilmiyorum onu nasıl çözeceğim. Orada kendimi nasıl geliştireceğim? Buradaki timing de önemli galiba. Bir de blok olursa önünüzde uzağa vurmayı deneyebiliyor musunuz? Tutorial'da bunu görmüştüm ama deneyemedim hiç. Yine kaçırdım. Orta hücumlara da yine refleksim yetmiyor. Galiba biraz yaşlandım. Ben yine arenaya çıkarayım. 11-7. Güzel. Yavaş bir servis kullanıyorum. Sanki çevirecekmiş gibi. Bakın buna yetiştim. Bazen çalışıyor gördüğünüz gibi refleksler, bazen çalışmıyor. 11-8. 15'te bitiyordu galiba. Servis kullanalım. Benim ace attığım görünmedi henüz. Bir de bu bloklardan sayılırsam çok iyi olacak. Gördüğünüz gibi yine kaçırdım. 15'te bitiyordu galiba. Yine arenaya çıkaralım. Bile önüne düştüğünü de algılayamadım bu sefer. Gerçekten çok kötü bir maç oluyor. Geriden oynayalım bir. Güzel. Bu bayağı verimli oldu. Servisi bu sefer arena kullandı. Arena'yı dedim ya. Oo, böyle bir karşıladım ki karşıya geçti. Şunlardan bir de puan alsak. Oo bak, bu sefer yaptım. Sonunda yaptım. Ve 13-10. Blue'a geçen topu karşılama oranım %3 falan ama olsun. Görebildiniz yani nasıl olduğunu. Yine burada istem dışı. Ya burada biraz şey aslında. Sanki aslında şu servis de bitsin de öyle söyleyeyim. Niye hata yaptığımı söyleyeceğim. Şöyle bir şey var oyunda. Şimdi oyuncuları hareket ettiremiyorsunuz. Yani sadece komut veriyorsunuz ve ona göre tuşlara basıyorsunuz. Ama insan ister istemez hani sanki oyuncuyu oraya çekebilirim, işte oyuncuyu da sağa sola götürebilirim diye düşünüyor. Aslında bu yüzden oluyor bütün hatalar diyeyim, birçok hata en azından. Sanki oyuncuyu çekerim diyorsunuz ama aslında oyuncunun pozisyonunu bozuyorsunuz. Yani bir kere yön verdikten sonra da onu geriye alamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Bakalım buradan alabilecek miyiz bu servisi? Karşılayabildim. Arena'ya yollayalım. 14-12. Yani sanmıyorum ama en azından yakın bir skorla bitirebileceğim yani. Da aldık bakalım. 14-13. Güzel. Bir geri dönüş olur mu diyeceğim. Hemen bu sayıyı vereceğim. Ben kendimi tanıyorsam bu sayıyı veririm. Aa, karşıya attık topu. Hiç iyi olmadı bu. İşte yine refleksle ileriye bastım ve öne doğru atladım.
Yine de fena değil. Yine de fena değil. 15-13 bitirdik. Yerlerimizi değiştirdik. Gerçekten birazcık daha iyi oynasam fena olmayacak. Bu arada tersten bunu karşılayabildim. Güzel. Güzel. Güzel bir halde oluyor. Bayağı güzel oluyor. Acayip çekişmeli oldu bu. Bu arada bu kamera tersten oynamak zormuş. Ama acayip bir maç. Aşağı vurduğumda bazen aşağı basıyorum. O zaman da karşıya atıyor. Şu an fark ettim onu. Acayip bir rally oldu yalnız ya. Bu sefer de geriye çektim. İlk hatayı ben yaptım. Birazcık el göz koordinasyonu lazım bu oyunda. Yine de az önceki seri bayağı iyiydi. Hakkımı yemeyin. Bunu alacağım ya. Bu seti alacağım. İnanıyorum. Erken sayıyı yedik. Oyuna refleksim yetmedi resmen. Bir de ters tarafa geçince yönlere alışamadım. Hangi oyuncu nereye atıyordu yani. Hadi bakalım, neyse yedik bir de. Tamam, bu seti almasam da olur yani. Geriden güzel hücum oldu. Ben niye ısıtamıyorum ya? Güzel. Tamam, bu seti de alın siz. Bu seti de alın. Güzel. 5-3. Yani çekişme var ama işte az önceki seti alsaydım biraz daha özgüvenim olurdu. Şu an zorlanıyorum. Yine geriden hücum. Ortadan bu sefer 5-4. Tamam, yavaş yavaş yine bir ısınmaya başladım gibi sanki. Bakalım. Zamanlamaları tutturmaya başladım. Ve blokla ilk sayım olabilir maçın başından beri. Güzel. Bir de seçim yapmazsanız. Güzel. Yani geriden bir hücum ve öne geçtik. Hücum yapmazsanız da mı acaba? Sadece yön, daha doğrusu yön seçmezseniz de mi karşıya atıyor? Ondan emin olamadım. Ama fena gitmiyorum yani. Eda ile bir sayı daha aldık. 7-5 oldu. Bir seri yakalım. İvmeyi kaybetmeyelim. Güzel. Güzel. Bayağı iyi gidiyorum. Nazar değmesin. 8-5 oldu. Fenerbahçe bu yıl Eczacıbaşı'yla şampiyonluk maçını Eczacıbaşı'yla mı yaptı, Vakıfbank'la mı yaptı hatırlamıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde, Sev Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz bir şekilde Vakıfbank'a çok feci eğlenmişti, onu hatırlıyorum. Monster Block. Şahane bir... Ya acayip seri yaptım ya. Nazar değmesin. Karşılamayı da çözdüm ya. 11-5. Rüzgarı aldım artık. Kaçtancı? 5-3 müydü? Bir yavaş servis atalım bakalım. Sanki bir işe yarayacakmış gibi. Burada biraz tuşa erken bastım. Orada timing önemli tabii. Erken bastığınızda bir anlamı kalmıyor. Hamle yapmış oluyorsunuz. Sonra top geldiğinde basmıyor. Melisa'dan bir smash'a. Evet. Rüzgarı arkamıza almıştık. Bu sefer de rakip kendine geldi. Ne oluyor dedi. Ve yine ilk setin sonunda yaptığım hata, bir şekilde oyuncuyu ileri atıyorum. Refleksle ve aslında karşılayacağım topu geri atarak karşılamamış oluyorum.
Güzel. Böyle bir yere gitti ki. Karşılamak için. Karşılamak yerine karşıya atıyoruz direkt topu. Bu sefer yetiştim. Ve 14-8 set sayısı. Bu arada set sayısında slow motion oluyordu ama maç sayısında oluyor galiba. Güzel gidiyor maç. Yine erken bastım. O fark etmişsinizdir, elini uzatıyor. Ve hamleniz aslında geçmiş oluyor. Ve arenayı bitirdik. 15-13'ün ardından 15-9. Güzel. Şimdi sola geçtik, daha iyi oldu. Algım düzelecek. Bakalım maçı ne yapacağız, bitirebilecek miyiz? Bu tarafta da şeyi çok yiyoruz. Direkt bloklayamadan. Demin çok iyi bir seri yaptım aslında. Maçı o sayede kazandım. Şimdi onu yapabilecek miyiz bilmiyorum. Güzel. Orta hücumu blokladığınızda sayı alma ihtimaliniz daha yüksek gibi. Güzel. Öne geçtik. Rakibi biraz çözdüm galiba. Güzel. Bu arada bir detay daha vereceğim. Oyuncu ve takım oluşturabiliyorsunuz demiştim ya. Oyuncu oluştururken oyuncuların reytinglerini de belirleyebiliyorsunuz. Şu an ekranda oyuncular için hiçbir şey görünmediği için bu farkı anlamıyorsunuz ama orada şu an bütün oyuncuların her şeyi 100 şu an oynadığım maçta. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Şu an voleybolun zirvesini izliyorsunuz yani. Herkes 100. Bu sefer de tırnağım gamepad'e takıldı. Aslında geriye çekmeyi düşünmüştüm ama bahanelere bak yani. Böyle bahane olamaz. Halini öyle bitirelim dedik, olmadı. Ama güzel bir blok. Bu arada bu normal zorluk seviyesi. Hani bunun üstü var. Bir de onun da üstü var, düşünün. Yine erken bastım. Muhtemelen yapımcı izlese diyecek ki bu çocuk niye sürekli olarak timing tutturamıyor ama işte olay değil işte. Maçı kazanalım yeter ya. Bu bayağı geri düştü. Bu. Bir blok daha ama kurtarıyorlar. İnanılmaz. Müthiş bir savunma. Ve sonunda sayı geldi. Bu bloğa karşı gelemediler. Ya ben eczacının içine kimleri eklemiştim ya? Bunu hatırlayamadım. Aa, yine karşı attık. Niye öyle oldu? Bazen karşıya atıyorum. Çözemedim ama 7-3. Tamam ya, maçı alırım ben. Arena. Ters kullandık. Bir blok sayısı daha gelir mi? Gelmedi. Ne geldi? Blok out da olabiliyor bu arada. Şu ana kadar denk geldi mi hatırlayamadım ama o timing'e göre topun gittiği yer bayağı değişebiliyor. 9-3. Rakibi çözdüm demiştim. Fark iyice açılırsa topu bilerek dışarı atacağım. Ona gidiş farkını da görün istiyorum. Bu çok enteresan oldu. Gerçekte olabilir, ya olan bir şey aslında. Bazen sanki oyuncular böyle birbirini bırakıp vurmuyor. Öyle bir an yaşandı. 11-3. İki sayı daha alırsam bir bilerek sayıları vereceğim. Hataları da görün istiyorum. Bu kadar kusursuz değil her şey tabii ki. Bunu da kurtardık. İşte bu sekene hemen bir daha basıp karşılık vermek lazım. Onu yapamadım artık. Bakalım yine belki rakibimiz bir seri yakalar. Güzel. Blokta da belki bir mükemmel timing vardır. Bu sayede kesin sayı alabiliyoruzdur belki diye düşünüyorum. Bloğa farkındaysanız kalkınca rakip oradan çekilmiş oldu. Orada sayı almam garanti oldu. Bunları da aslında kovalamak lazım da. Daha o seviyede değilim. Geriden hücum edeceğim bu sefer. Güzel, rakibi şaşırttık. Bir de bloktan da kaçmış olduk orada. Pil önünden hücum etmediğimiz için. Arena yatalım, orası boş gibi. Aynen. Maç sayısı. Şimdi bilerek hata yapacağım. Şöyle.
Önce fileye takacağım topu. Çünkü bunun geçme ihtimali yok benim anladığım kadarıyla. Yanlış bastım. Direkt de sayıyı verdim. O nasıl geçti ya top? Neyse ben daha fazla risk almayayım. Maçı bitirelim. Slow motion'da bitirdik. Ve gördüğünüz gibi 15-13'lük ilk setin ardından 15-9 ve 15-5'lik setlerle maçı kazandım. Şimdi oynarken ben anlatmaya çalıştım ama muhtemelen birçok yeri anlamadınız diye düşünüyorum. O yüzden bir oyunu göstermiş oldum, bir tutorial'ı göstereceğim. Aslında editörden şeyi göstereyim size. Oyuncu ayarları nasıl yapılıyor onu da hızlıca göstereyim. Bir oyuncunun işte gücü, zıplaması, çevikliği, hızı ve dayanıklığı burada yazıyor. Bunlara göre tabii oyuncuların muhtemelen performansı değişiyordur. Tabii dediğim gibi oyunun maç arayüzünde çok fazla veri olmadığı için, hatta herhangi bir şey olmadığı için skor dışında bunu çok anlayamıyorsunuz ama mesela hepsi 10 olan bir takımı karşıya getirseydim muhtemelen skorlarda skor çok daha rahat olabilirdi. Maç çok daha rahat geçebilirdi. Elif Şahin'i yapmışım bu arada karşı tarafa. Boşkoviç, Hande Baladın ve Laura Herman. Bende de Arina, Eda var, Melisa Gizem vardı. Türk milli takımına da Ebrar'la Zehra'yı eklemiştim. Bunu da görmüş oldunuz. Tutorial hızlıca göstereceğim. Sadece hani kontrolleri bir anlayın diye. Şimdi hani ben dediğim gibi anlamadınız belki ama çünkü oynarken gerçekten zor anlamak. Burada seçenekleri göstereceğim. Kıska geçtim. Burada A'ya bastığınızda spike, B'ye bastığınızda tip vuruşu yapıyor. Bunun da işte ileri ve gerisi var. Yani uzağa spike ya da süper spike. Yo, fileye takılıyor genelde. Short ve long tip var. Topu atalım. Fileye yakınsanız smacı vururken tabii ki fileyi geçiyor top. Ama fileye uzaksanız o fileyi geçmiyor. Uzağa vurduğunuzda da blok varsa blok out olabiliyor galiba. Ama blok yoksa top uzağa gidiyor. Yani aslında bunu oturtmak çok zor. Tip de şöyle. Arkaya doğru tipleyebiliyorsunuz. İşte orada rakibin pozisyonunu belki kestirmeniz lazım. Nerede diye. Ya da şöyle ön tarafa bırakabiliyorsunuz. İşte o refleksiniz çok önemli bir. Bir de işte rakibin pozisyonunu falan da takip edebilmeniz lazım. Bu da önemli. Bunlar tabii zor olabiliyor. Her zaman kolay olmuyor. Tabii tutorial'a girdiğimiz için her şeyi 5 kere yapabilmemiz gerekiyor. Sonraki bölümleri de göstermek için hızlıca geçiyorum. Herhangi bir seçeneği seçmeden. Bunu gördünüz. Şimdi bir sonraki 4 kişi oldular. Burada işte o bahsettiğim topu kime attığınız konusu. Yani dışarıdaki smaçörü atmak var. İşte arka tarafa atmak var ya da ortadan hücum etmek var. O kuyu katak dediği işte hani benim çok sayı verdiğim yer. Hani topu kaldırıp hemen ortaya kaldırıyor. A'ya bastığınızda da direkt top karşıya atıyormuşsunuz. Bu şöyle oluyor herhalde. Direkt bastığınızda karşıya atıyorsunuz. Rakibi şaşırtmak için. Smaçörü atabilirsiniz. Orta hücum, hızlı hücum için yapabilirsiniz. Ya da geriye çıkarabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Diğer bir mekanik. Bu benim çok hata yaptığım yine. Oyuncuyu... Bu aslında servisteki kısmı mı? Evet. Serviste top ortaya gelirse... Şu an ortaya gelmedi. Ortaya geldi, sadece A'ya basıyorsunuz. Karşılıyorsunuz. Sonra da karşılayıp vuruyorsunuz. Maçta çok fazla file önüne gelen top oldu. Fark etmişsinizdir. Onun için de işte öne doğru çekip yapmanız lazım. Ya da işte bu geriye düşerse geriye doğru yapmanız lazım ki bu çok karşılaştığım şey olmadığı için iyice zorlanıyorum bu da. Ve yine timing çok önemli. Burada işte oyun feedback veriyor. İlk versiyonda bu feedback yoktu. Timing'i öğrenmeniz gerekiyor. Mesela bunu ben çok yaptım maçta. Öne bastım. Aslında top oraya düşmeyecek. İnsan ister istemez. İşte refleks bazen yanlış şeyler yaptırabiliyor. Ama hani bu top karşılama, servis karşılama olayı da böyle. Yani çok basit gibi görünüyor oyun. Ama çok ufak tefek değişkenler aslında maçın gidişatını etkiliyor. Bir top daha karşılayalım. Bir sonraki şeye geçelim. Şu file önünden hızlıca bitirelim. Bakalım başka hangi başlık vardı. Bir sonraki tutorial'ımız... Bunu da görmüş. Top spin ve float seçenekleri ve yine uzun kısa vuruşları burada göreceksiniz. Servis konusu bu. Smash servis konusu şu standart. Ben genelde bununla oynadım maçta. Top spin vuruşu. Arkaya doğru vurabilirsiniz. İçeri düşebiliyor. Serviste dışarı düşmüyormuş galiba ya. Ben şaşırdım ama serviste bu şey yok. Floater'da aslında ya da skyball dediği
daha yumuşak vuruşlar. Topu aile attıktan sonra şöyle bombeli. Ya bunun herhalde karşılanmama şansı yoktur diye düşünüyorum oyunda. Rakibi bunu karşılamama ihtimali yok. Bu arada yapay zeka ile oynadım ama iki kişi karşılıklı oynarken çok daha eğlenceli olabilir bu kısım oyunda. Onu da söylemiş olayım. Ve tabii ki blok. Bloğu da bir görelim. Burada da timing önemli. Keşke bunda feedback'i olsaydı, işte belki o şeyi gördük. Hani monster block dediği. En iyi zamanlama ne? Burada yön veremiyoruz. Oynarken bir an düşündüm yön verebiliyor muyduk diye ama nereye düştüğünü, işte yakına düşürmek, uzağa düşürmek gibi bir seçenek var mı diye, ama öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Orada A'ya bastım. Burada bile hata yapıyorum. Hala hata yapıyorum. Yok, ileri de geri de yapsam top bir şekilde geldiği hıza ve bizim zamanlamamıza göre düşüyor. Burada da sıka geçti, skor yapmış oldum. Ve sonrasında da oyun aslında bize bizi serbest bırakıp muhtemelen istediğin gibi oyna diyecektir. Bunu yapmama gerek yok herhalde. Buradan çıkabilirim. Tutorial'ı göstermek istedim. Çünkü gerçekten oyunu anlamanız için tutorial oynamanız lazım. Ben de gösterdim size. Oyun erken erişimde. Bu My Club geldiğinde belki bir video daha çekerim. Çünkü şu an size sadece maç gösterebildim. Maçlar nasıl yapılıyor, nasıl oynanıyor diye. Oyunun mekaniklerini göstermiş oldum. Minecraft biraz daha sürükleyici olabilir. Yani tek maç yapıp çıkıyoruz şu anda ama işte bu editör geldiği için zaten Minecraft şimdilik taca çıktı. O geldiğinde oyunu bir daha bir göz atıp o bölümü de birazcık çözüp belki bir video atarım diye düşünüyorum. Oyunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 100 liranın üstündeydi. Bir voleybol oyununa bu parayı vermek fazla gelebilir ya da en azından şu an oyun erken erişimde olduğu için fazla gelebilir. Ama oyun fena değil. Yani ben eğleniyorum oynarken, yorumları da iyiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani merak ediyorsanız, böyle gelişim sürecini takip edeyim, bittiğinde alayım diyorsanız da açıklama kısmına linki bırakıyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.